Konya'da Sultan'la Togay meselesini nasıl halledeceğimizi bir karara bağlamış olduk. Şimdi Togay'a bir elçi gönderip onunla konuşmanın vakti gelmiştir. Bu vazife için Göktuğ'u görevlendireceğim. Buyurun başım üstüne beyim. Beyim, emrettiğin gibi sığınmacıların Söğüt'te kalacakları yerleri hazır ettik. Eyvallah, lakin o iş bitmemiştir. Yerleşmelerine yardımcı olasınız. Ne eksikleri, ne ihtiyaçları varsa halledin. Emrin olur beyim. Beylerim, mühim bir mesele hakkında sizinle istişarede bulunmak isterim. Söyleyesin Osman Bey, seni dinleriz. Bu şahsi bir mesele gibi görünse de aslında kayının istikbalini ilgilendirmektedir. Umur Bey'le süre gelen anlaşmazlıklarımız sizin de malumunuzdur. Şayet Adabalı bu anlaşmazlıkların nihai karara bağlanması için Malhun Hatun'la evlenmem gerektiğini söyler. Siyasi bir evlilik olacak. Lakin sizin fikirlerinizi almak istedim. Eyvallah. Eyvallah Osman Bey. Bu evlilik Umur Bey'in obasını karşımızda değil de yanımızda tutacağı ise elbette hayırlıdır. Malhun Hatun da sana yaraşır ve soyludur. Lakin Osman Bey, bunu söylemek bize kolay, hükmetmek sana zor idir. Malhun Hatun her daim senin yanında olmuştur Osman Bey. Hem bu İnegöl'den gelen uçan ataş mevzunda hem de cenkte omuz omuza cenk ettik. Madem sana bir veliaht gerekir, o vakit o veliahtın anasının da tıpkı babası gibi cengaver ve soylu olması münasiptir. Ve dahi farzdır. Bu imdilik bizim aramızda kalacak. Elbet. Elbet aramızda kalacak. Osman Bey, ben görürüm ki bu işin en doğrusunu sen de bilirsin. Lakin yine görürüm ki Bala Hatun'u üzmeye endişe edersin. Osman Bey, geciktirmenin ikinize de faydası yok idir. Bir an evvel söyleyip omuzlarına bu yükü atlasın. Bugün bir hava gideyim. Oradan döndükten sonra kararımı vereceğim Bamsı Bey. Eyvallah. Hakkımızda hayırlısı. Amin. Alaca Hatun'un dediğine göre benim için Umur Bey'in emrine karşı koyacak alpler varmış. Hem de sayıları epeyce fazlaymış. Doğru mu Raşit? Doğrudur. Bildik bileli senin emrine gaza ederiz.
Benim emrimde Umur Bey sancağı altında. Diyesiniz hele. Kimlerdir benimle olan? Görmek isterim. Her yanlışımızda arkamızda durdun. Kimimizin hastalığına derman oldun, kimimizin evlenmesine vesile oldun. Biz seninleyiz. İyilik unutulmaz. Doğrudur. Bizler kınından çıkmak için senin emrini bekleyen çelikten pusatlarız Malhun Hatun. Emrimi bekleyen çelikten pusatlar öyle mi? Ben ne edeyim gaflete düşmüş pusata? Bugün beyine karşı kınından çıkan pusatı ben ne edeyim? Malhun Hatun. Alpler! Etrafınıza bir bakın Alpler. Umur Bey'in obasındasınız. Herkes aklını başına devşirsin. Bu obanın beyi Umur Bey'dir. Onun emrine karşı çıkmak kimsenin haddi değildir. Bu böyle biline. Eğer Umur Bey'in lafını çiğneyecek olan olursa... evvela benim çelikten pusadım kınından çıkar. Karasman! Osman! Hayırdır Kumral aptal? Ne bakarsın yan yan? Koca obada sana Kara Osman diyecek. Benden başka insanoğlu var mıdır? He ya. Yoktur. Gelsin hele. Sen niye öyle seslenirsin? Söyle de bilelim. Ava gidermişsin. Ha ya. Edalar beni özlemiştir. Ha. Ben de özlemişim. Ormanın sesini, dağların gölgesini özlemişim. Haydi sen de gelesin diyesin. Kumral sen de gel bizimle de. Haydi, ey yoğun vakit. Sen de.